İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Milletvekili Simon Darunyan ile röportaj. Paşinyan, Ermeni tarafı ateşkes rejimini korumaya devam ediyor. Lapşin, Aliyev'in yaklaşık 7000 asker kaybı var. Zırhlı araçların %80'i, havacılığın %90'ı yok edildi ancak Artsakh'ı yenemedi. Lavrov, Rusya Federasyonu Artsakh Dağlı Karabağ sorununun askeri çözümüne izin vermiyor. Suriye'de Artsakh'ı desteklemek için büyük çaplı bir eylem gerçekleşti. Batı Ermenistan'ın Harbert Elazığ'da Roma dönemine ait tümülüs ilgi çekiyor. Ermeni kültürü her zaman farklı halklar arasındaki etkileşim alanında olan ancak orijinalliğini koruyan karmaşık bir sistem olarak ifade ediliyor. Ermeni halkı kendine ait olanı özenle koruyarak ve zenginleştirerek dünya halklarının ortak kültür hazinesine değerli katkılarda bulunmuştur. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Milletvekili, siyasetçi, siyaset danışmanı Simon Darunyan, Western Armenia TV'ye Batı Ermenistan kültürü hakkında bir röportajda bulundu. Röportaj sırasında Batı Ermenistan'da yaşayan Ermenilerin Kemalist Türk baskısı altında kültürlerini korumak ve geliştirmek için attığı adımlara değindi. Ayrıca Batı Ermenistan'da yaşayan gençlere Ermeni özünü koruyan değerleri aşılamanın önemi hakkında konuştu. Söyleşi Batı Ermenistan'daki kültürel durum üzerine yapılan değerlendirme ile sona erdi. Tüm röportajı YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermeni tarafının ateşkes rejimini sıkı bir şekilde korumaya devam ettiğini söyledi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı, Amerika Birleşik Devletleri'nde varılan anlaşmaya göre ateşkes rejiminin saat 8'de yürürlüğe girmesiyle ilgili olarak 26 Ekim sabahı şunu vurguladı. Washington'da dün kararlaştırıldığı üzere ABD arabuluculuğunda Ermeni tarafı ateşkesi saat 8'den itibaren tam olarak korumaktadır. Azeri tarafı Amerika Birleşik Devletleri'nde varılan insani ateşkes anlaşmasını büyük ölçüde ihlal ederek saat 8.45 sıralarında Artsakh Cumhuriyeti'nin Kuzeydoğu askeri mevzilerine top atışı gerçekleştirdi. Bir sonraki ihlal saat 9.10 civarlarında kaydedildi. Düşman Güneydoğu yönündeki mevzileri hedef alarak 5 top mermisi yolladı. Blogger gazeteci Alexander Lapshin kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında Azerbaycan'ın yaklaşık 7000 can kaybı var. Tanklarının ve zırhlı araçlarının %80'i, savaş uçağının %90'ı ve tüm insansız hava araçlarının yaklaşık %60'ı yok edildi. Yine de 120 bin nüfuslu cumhuriyeti ele geçiremedi diye yazdı. Blogger gazeteci Lapshin özellikle şunları kaydetti. Açık kaynaklara göre Azerbaycan'ın askerleri Artsakh Dağlı Karabağ'ın sadece güneyine, Araks Vadisi'ne doğru ilerleyebildi. Orası düzlük bir bölge ve Azerbaycan insan gücünün ve teçhizatının 4 misli fazla olduğu avantajını kullanabildi. Tahmin edildiği gibi her şey bununla bitti. Çünkü tankların ve top silahlarının işlemediği, İHA'ların az etkili olduğu dağlarda Azeriler hapsoldu. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada Moskova, Artsakh Dağlı Karabağ'da askeri çözüme karşı çıkıyor ve tüm yabancı oyuncuları askeri senaryolardan kaçınmaya çağırıyor dedi. RIA Novosti Ajansı'nın bildirdiğine göre Lavrov, Atina ve Makedonya Haber Ajansı'na verdiği röportajda hem Ermeni hem Azeri halklarını dost ve kardeş olarak kabul ediyoruz ve bu tür özlemleri paylaşamayız. Bu soruna askeri bir çözüm olasılığı veya izni verebilecek düşünceleri desteklemediğimizi gizlemiyoruz ifadesinde bulundu. Lavrov, yalnızca siyasi çözüm lehine açıkça konuşan bir tek Agit Mis grubu eş başkanları olarak Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa Cumhurbaşkanlarının olduğunu hatırlattı. Suriye'de Artsakh'ı desteklemek için geniş çaplı bir eylem gerçekleşti. Vargonzo projesinin Arap Departmanı tarafından çekilen görüntüler, Artsakh halkıyla dayanışma ve uluslararası terörizme karşı mücadelelerini ifade etmek için bir araya gelen Halep şehri ve sakinlerini içeriyor. Batı Ermenistan'ın Harbert ilindeki Mastar Dağı'nda bulunan tümülüs, 2017 yılında tescillenerek koruma altına alındı.
Dağ eteklerinde Fırat Nehri Havzası'na hakim bir konumda yer alan 20 metre yüksekliğinde 50 metre çapındaki tümülüs tonlarca yığma taştan oluşuyor. Tümülüs üzerinde çok fazla kaçak kazı ve defineci çukurları bulunmakta. Eski çağlarda tümülüsler soylu kişiler için yapılıyordu. Yapılan araştırma sonucu tümülüsün doğusundaki bir zirvede yeni keşfedilen kale kalıntıları Roma dönemine tarihlendiriliyor. Doğal sebeplerden büyük bölümü tahrip olan kalenin sadece temel kalıntıları görülebildi. Kale maalesef yok olma noktasına geldi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Saak Saakyan tarafından seslendirilen Zargir Nijdeh Zargir adlı eseri sunuyoruz. Ամեն կողմից հայոց տղերքն են եկել, ուխտել են կրվելով հայրենին փրկել։ Զարգիր Նժդեհ, զարգիր մեր հոգու ասպետ, տար մեզ դեպի լույսը մեր քաջ սպարապետ։ Զարգիր Նժդեհ, զարգիր ազգի պահապան, Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.